Merhabalar, ben Matrend Bilgi Teknolojilerinden Microsoft Global Program Yöneticisi Eren Yay. Sizlere bugün Microsoft 365 kullanım analizleriyle alakalı kısa bir bilgi vereceğim. Aslında Power BI'nin bizim hayatımızda nasıl bir yeri olduğunu belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Birçok sektörde hatta birçok departmanda kullanılan, verilerle güçlendirilmiş, harika grafikler sunan bir uygulama. Ve biz bugün M365 benimseme tarafında Power BI'yi Microsoft'un nasıl kullandığını ve bunun bizlere nasıl yararlı olabileceğini sizlere kısaca anlatacağız. Öncelikle bu paketi sahip olmak için bizim yapmamız gereken yönetici panelinizde kullanım tarafına gelip burada Power BI için kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Yaklaşık 48 saat içerisinde sistem size bir tenant ID'nizi aktararak Power BI'ye yönlendirmektedir. Bu Power BI'ye yönlendikten sonra kaydınızı yaparak artık uygulamalarınız içerisinde Power BI'nin Office 365 Adoption Pack yani benimseme paketine sahip oluyorsunuz. Peki bu paketi neden kullanmalısınız? Peki bu paketi nasıl kullanabilirsiniz? Sizlere bunlarla alakalı çok kısa bir bilgi vereceğim. Bu paketi açtıktan sonra aslında karşınıza harika bir dashboard çıkmakta. Burada sizin hesabınız üzerindeki bütün kullanıcıların 4 ana başlık üzerinde verilerini görmekte oluyorsunuz. Birincisi benimseme. Yani firmanızın içerisinde Office 365 ya da Microsoft 365'in kullanım oranları ne? Yeni kaç tane kullanıcımız var ya da önceki aydan kullanıcılar bu ayda kullanmaya devam ediyor mu gibi bilgilere sahip oluyorsunuz. Ve firmanız içerisinde aslında genel bir bilgi akışına sahip oluyorsunuz. Office 365 yani Microsoft 365 uygulamaları kullanım hakkında. İkinci adım iletişim. Firmanız 365 uygulamalarının iletişim servislerini ne sıklıkta kullanıyor, nasıl kullanıyor? Peki bu sizin için verimli mi? Kullanımları arttırmanız gerekiyor mu? İkinci aşamada bunlara sahip oluyorsunuz. Üçüncü aşamamızda ise işbirliği. Aslında çoğumuzun iş yaşamında artık tek çalışmıyoruz, bir ekip olarak çalışıyoruz. Peki firmanızda Microsoft 365 servislerini kullanarak işbirliğini ne oranda yapıyor? Bunları da aslında üçüncü tabınızda, üçüncü segmeninizde görme şansına elde ediyorsunuz. Dördüncü sekmemizde ise aktivasyon kısmını göreceksiniz. Bu sekmede ise aslında Office 365 üyeliklerini aktive eden kullanıcıların miktarını görme şansınız olacak. Ve aynı zamanda güzel bir özellik, çoklu lokasyona sahip olan firmalarda ise hangi lokasyonda ne kadar kullanım var bunları da aslında dashboardunuzun üzerinde görebiliyorsunuz. Aslında bu Office 365 benimseme paketi tamamen ücretsiz, Power BI bedava hesaplarına dahil kullanma şansınıza sahipsiniz. Peki neden bu sizin için önemli? Şöyle açıklayalım. Fast Track servisimiz sayesinde aslında 150 kullanıcı ve üstü müşterilerimize bizzat sağda veya uzaktan kullanımlarına destek olmak için yardımcı olabiliyoruz. Peki burada partner teşvikle ortaya çıkmadan 50 kullanıcılık bile bir tenantınız olsa, bir hesabınız olsa buradaki kullanımı nasıl aktive edebilirsiniz? Aslında bu dashboard size kullanımların ne durumda olduğunu veya firmanızın veya sektörünüzün önceliklerini göz önünde bulundurarak bir strateji oluşturma şansı tanımaktadır. Siz stratejinizi oluşturduktan sonra ise buradan kullanımları takip edebilir ve ona göre aksiyonlarınızı alıp çalışanlara gerekirse eğitim verebilirsiniz. Hazır Fast Track'ten bahsetmişken Microsoft seviyesinde Fast Track'le alakalı kısa bir röportajımız vardı. Burada ise Fast Track nedir, hangi firmalar kullanılabilir ve nasıl biz bunu müşterilerimize yaymaktayız, bununla alakalı kısa bir bilgi vermiştik. Peki bu Adoption Pack'e yani benimseme paketine sahip olan 150 kullanıcı ve üstü müşterilerimiz eğer kullanım oranları belli sınırlara gelmişse biz tabii ki de kendilerine yardımcı olabiliriz. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa YouTube kanalımızda yorum olarak yazabilir ya da direkt bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederek de bu konularla alakalı kısa bilgilendirici videolarımızı izleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.